Evet arkadaşlar, bu dersimizle birlikte After Effects'te grafik animasyon öğreneceğiz. Gelin şimdi hep birlikte After Effects programına genel bir bakış yapalım. After Effects programımızı açtığımızda karşımıza şöyle bir arayüz geliyor. Şimdi programımıza genel bir bakalım. Programımızı tanıyalım. Kompozisyonumuzu, burada yaptığımız tasarımlarımızı daha iyi yapabilmek için programın bu arayüzüne hakim olmamız gerekir. Şimdi daha önceki derslerimizde de söylemiştim. Windows programlarına eğer hakimseniz buradaki pop-up menü dediğimiz buradaki komut satırı hemen hemen aynı dizilimde gider. Yani file, edit vesaire. Bunlara bastığımız zaman bunlarla ilgili alt komutlar ya da bilgilendirme seçenekleri ekrana gelir. Daha sonra bunları zaten ayrıntılı olarak göreceğiz. Burada yine bir toolbox'ımız var şu alanda arkadaşlar. Burada kompozisyonumuzu oluşturmak için bize gerekli bazı araçlar mevcut. Burada workspace yazılı bir şey görüyorsunuz. Bunun yanında da standart var. Workspace buradaki genel arayüzün hangi pencerelerin açılıp hangi pencerelerin kapalı olacağını belirleyen bir tanımdır. Şu anda standart moddayız. Eğer animasyonla bir animasyon işi yapacaksak After Effects'te animasyonu buradan seçebiliriz örneğin. O zaman animasyonla ilgili bakın bana gerekli olan pencereler açılacaktır. Ya da ilk baştaki All Panels tıklayarak tüm panellerin After Effects'te bulunan tüm pencerelerin açılmasını sağlarım. Ama benim size önerim buradaki standart modda çalışmanız ya da bir diğeri minimal mod. Bu sizin için eğer ekranınız küçükse daha çok yere yani bir monitörde daha az pencerelerle yaptığınız işe daha iyi konsantre olmanızı sağlayabilir. Ben yine buradan standart seçiyorum çünkü standart pencereler üstünde açıklamam gereken bazı şeyler var. After Effects programına genel bakışımızda. Pencerelerden başlarsak burada bir project window'umuz var. Daha sonra burada bir efekt kontrol pencerem var. Ve yine burada Edius programına benzer bir preview pencerem var. Daha sonra bunları zaten ayrıntılı olarak göreceğiz arkadaşlar. After Effects programında bir filmin jenerini hazırlayabilirsiniz. Filmin üstüne efektli olacak şekilde yazı bindirebilirsiniz. Çeşitli grafik ögeler, görseller hazırlayabilirsiniz. Ya da 3 boyutlu bir animasyon programı ile hazırlanmış görseli gerçek görüntülerle birleştirip bir görsel zenginlik sağlayabilirsiniz. After Effects diyebiliriz ki konusunda endüstri standardı bir programdır. Ben burada yine tekrar edeyim arkadaşlar. Derslerimiz birbiriyle bağlantılı. O yüzden ilk dersi anlamadan kesinlikle bir sonraki derse geçmiyoruz. Bu After Effects programını anlatırken yani bu derslerde bu kural çok daha sıkı. Evet. Buradaki pop-up menülerden bahsettim. Şimdi bu pop-up menülerin içerisinde hangi komutların olduğunu bu programımızda, bu dersimizde görelim. İlk pop-up menümüz File. Bunu tıkladığımda genellikle proje ile ilgili komutlar ve bazı özellikler var. Şimdi Edius'u ilk açtığımızda hatırlayacaksınız. Bazı düzenlemeler yapmıştık. Aynı şekilde de
After Effects'i daha sonraki çalışmalarımıza kolaylık sağlayacak şekilde optimize etmemiz gerekir. Bunun için ilk önce File menüsünden, File Pop-up menüsünden şurada yeniden göstereyim. Şöyle. En altta Project Settings bir komutum var. Buradan bazı düzenlemeler yapmam gerekir. Daha sonraki çalışmalarım için her seferinde ayar girmemek için, yani bir düzeltme yapmamak için baştan bunları yaparsam çok daha iyi olur. Burada Time Code Base diye bir komutum var, seçeneğim var. Bunu eğer 25 frame per second'a çevirsek, bunun neden olduğunu artık biliyorsunuz. Çünkü biz PAL sistem çalışacağız arkadaşlar. Şuradan renk derinliği her kanal için 8 bit olması yeterli. Burada Working Space ile ilgili bir seçeneğim var. Bunun NAND'a kalabilir. Okey diyerek buradan çıkıyorum. Daha sonra yine Edit pop-up menümden şöyle aşağıda şurada iki tane düzenlemeler yapmam gerekir. Render Settings ve Output modülü ile ilgili sırasıyla yapalım. İlk önce Render Settings ile ilgili bazı düzenlemeler yapayım. Önüme gelen bu pencerede buradaki kısmı default olarak bırakabiliriz arkadaşlar. After Effects bu ayarları bizim için zaten en iyi bir şekilde yapıyor. Burada biraz düzenleme yapmamız gerekir. Şu settings'ler konumu altında. İlk önce bu yaptığımız düzenlemelere bir isim verelim. Ben Love Pal diyorum. Love biliyorsunuz arkadaşlar bizim üniversitemizin kısaltması Lefke Avrupa Üniversitesi. Daha sonra Edit seçeneğine tıklıyorum. İstersem yeni de diyebilirim ama şu andaki ayarları editlemeyi tercih ediyorum. Burada quality seçeneğim var. Best'te kalmasını öneriyorum. Resolution aynı şekilde full'de kalsın. Bu sizin çıktığınızı alırken en son yaptığınız kompozisyonu ya da düzenlemeyi dışarıya aldığınızda, render aldığınızda default'tan gelecek ayarlarınız her seferinde demin de dediğim gibi tek tek bu ayarla uğraşmamak yerine ilk baştan bu seçenekleri düzenlerseniz daha sonra siz çok daha kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde çalışabilirsiniz. Diğer ayarlar, buradaki tüm ayarlar aslında After Effects bizim için en iyi şekilde ayarlanmış şekilde geliyor. Ama burada sadece bilmemiz gereken, burada Field Render seçeneğinden. Biz DVPAL kullandığımız için DVPAL'ın kendine has Lower Field First Field opsiyonu ile geliyor, çalışıyor. Dolayısıyla bu Field Render opsiyonunu biz Lower Field First'te ayarlamamız gerekiyor. Frame Rate burada Use Comps Frame Rate seçeneğim aktif. Bu eğer siz hangi frame rate'de bir kompozisyon oluşturduysanız, bir tasarı oluşturduysanız o tasarının frame rate'ini kullan demek. Böyle kalmasını öneriyorum arkadaşlar. Ama siz özellikle farklı bir frame rate'de çıktı almak istiyorsanız onu buradan değiştirebileceğinizi bilmeniz yeterli. Okey diyerek bunu kapatıyorum ve tekrar okey diyorum. Render settings'ten sonra yine yapmam gereken diğer bir düzenleme yine template'in altında output modül seçeneğinde şöyle şurada bunu tıklayarak yine buradaki ayarlar diye default'tan gelen ayarlar yani After Effects'in kendisinden gelen ayarlar bizim için yeterli arkadaşlar. Burada settings
başlığı altında yine bazı düzenlemeler yapmam gerekiyor. Settings name'e, yani buradaki düzenlemelerime bir isim veriyorum. Yine buna lavu pal diyorum arkadaşlar. Ve edit butonuna tıklayarak bazı düzenlemeler yapacağım. Formatımız Video for Windows. Biz farklı template'lerde çalışmak istersek buradan istediğimiz formatı seçebiliriz ama Video for Windows'ta kalmasını öneririm arkadaşlar. Daha sonra buradan Format Options'tan dediğim gibi PAL DV çalışıyoruz. Microsoft DV seçmeniz gerekir PAL DV çalışıyorsanız arkadaşlar. Yine farklı formatlarda AVI'de çalışıyorsanız burada siz hangi formatta AVI ile ya da başka bir video dosyası ile çalışıyorsanız o video dosyasının kodu ile compression ile buradan seçmeniz gerekir. Biz PAL DV çalıştığımız için buradan Microsoft DV seçiyoruz arkadaşlar ve OK diyorum. Diğer başka ayarları burada ellemiyorum. Dediğim gibi yine After Effects'in bizim için burada kendisinin seçtiği ayarlar gayet iyidir. OK tıklayarak bu pencereyi kapatıyorum ve tekrar OK ile bunu kapatıyorum. Peki nasıl başlayacağız After Effects'te bir kompozisyon oluşturmaya? Ne demiştik? Buradaki pop-up menülerden Composition pop-up menüsünü tıklayarak bakın sadece o aktif. New Composition komutunu tıklayarak yeni bir kompozisyon penceresi açıyoruz. Burada kompozisyonumuza bir isim vermemiz gerekir. Buraya yine Lavi Campus diyorum. Ve buradaki presetlerimden bakın. NTCG değil, biz PAL DV çalışıyoruz. PAL DV'yi seçiyorum. Zaten burada PAL DV'yi ben seçer seçmez alttaki diğer ayarlarım ona uygun bir şekilde değişiyor arkadaşlar. Burada hiçbir değişiklik yapmanıza gerek yok. Yine burada bir Advanced segment var. Burada ileriki derslerimizde Advanced eğer siz ilerlemek isterseniz After Effects'te onun için gerekli. Şu anda burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Basic seçeneğindeki preset listinden hangi video formatında çalışıyorsam burada bunu seçmem lazım arkadaşlar. Eğer siz HD'de çalışacaksanız buradan direkt HD filmi ya da diğer formatları seçerek çalıştığınız footage'da çıktısını almak istediğiniz tarzda biçimde bir preset seçebilirsiniz arkadaşlar. Buradan OK tuşunu butonuna tıklayarak çıktığımda bakın hemen bana bir Edius video kurgu programındakine benzer bir arayüz ekranı oluştu. Burası benim preview ekranım. Burada kompozisyonumu oluşturabilirim. Ön izleme yapabilirim. Burada bakın Project Window'um. Burada da hemen ben burada bir kompozisyon oluşturur oluşturmaz. Bana burada kompozisyonumla ilgili bir layer açtı. Footage açtı. Ben bunu buradan silebilirim. Siler silmez benim kompozisyonum da gider arkadaşlar. Yeniden açalım. Şöyle kompozisyondan New Composition diyorum. Bakın en son çalıştığımız preset PAL DV olduğu için otomatikman burası da PAL DV geldi. Yine ben buna bir isim veriyorum. Lavi Campus diyorum arkadaşlar. OK ile yeni bir kompozisyon oluşturunca
Bakın burada hemen gelmiş oldu. Bunu göstermek için ben size sildim. Burası benim timeline'ım. Yine bakın burada bazı butonlarım var. Bir sonraki dersimizde bunları ayrıntılı olarak göreceğiz. Şimdi sadece genel olarak After Effects'e şöyle bir göz atıyoruz. Burada da yine programla ilgili, sesle ilgili bazı şurada sesle ilgili bakıyorsunuz. VU-metre, info, preview ile ilgili bazı araçlarım var, pencerelerim var. Başta da söylediğim gibi burada dilediğiniz workspace'i seçebilirsiniz. Şu anda standart workspace'imde. Bakın burada bir kompozisyon açtıktan sonra ben buradan değiştiğimde minimal bir workspace seçeyim. Yani çalışma ortamı. Burada bakın çoğu pencere elimine oldu. Ve sadece bana gerekli olan burada bir timeline ve bir preview penceresi gelmiş oldu. Farklı bir şey seçelim. Mesela tekstlerle çalışmak istiyorsunuz. Şöyle hemen bakın burada tekstlerle ilgili özellikler ön plana çıkarak bir arayüz oluştu. Bu çok yararlı bir araç arkadaşlar After Effects'te. Bu arada şunu da söylemem gerek. Biz After Effects CS4 versiyonunu kullanıyoruz. Siz elinizdeki versiyon hangisi ise bir önceki, iki önceki, daha önceki ya da daha sonraki CS5 ya da yenisi çıkarsa bundan sonra bilmiyorum olabilir. Ama şunu söylemek isterim. Bu benim anlattıklarım hem bir alt versiyon için geçerlidir hem biz bir üst versiyon için geçerlidir. Yani çok fazla yabancılık çekmezsiniz. Elbette ki bazı farklılıklar olacaktır. Özellikle daha alt versiyonunda çalışan arkadaşlarımız için, yani siz CS3 ya da CS2 versiyonu ile çalışıyorsanız benim gösterdiğim özelliklerden bazıları olmayabilir. O yüzden CS4 ve üzeri bir After Effects temin edebilirseniz dersleri anlamakta çok daha kolaylık olur sizin için. Yine buradan tekrar etmiş olayım. Adobe kendi sitesinde bazı sürümlerini, bazı programlarını, daha doğrusu After Effects'in bazı sürümlerini ücretsiz olarak 30 günlük bir tam sürümle deneme sürümü veriyor. Programı eğer sahip değilseniz oradan rahatlıkla indirip 30 gün boyunca kullanabilirsiniz deneme sürümünü After Effects'i. Tabii satın almanız sizin için çok daha iyi olacaktır ya da bu programın olduğu bir prodüksiyon firmasında ya da televizyonda pratik yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu dersimiz de burada bitmiş oluyor. Zaman zaman tekrar ediyorum. Bu dersi iyi anlamadan bir sonraki derse lütfen geçmeyin. Çünkü derslerimiz birbiriyle bağlantılı. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.